Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Tarihin Ebesi YouTube kanalında önemli bir konuyla karşınızdayım. Kurtuluş Savaşı, Muharebeler Dönemi. İnkılap tarihinin en baba konularından bir tanesi. Yıl bazına baktığınızda en az 3 sorunun geldiği bir noktadan bahsediyorum. Kurtuluş Savaşı, Muharebeler Dönemi. Peki Kurtuluş Savaşı, Muharebeler Dönemi dediğimiz bu dönemde 3 tane cephemiz var. Sizlerle birlikte kardeşlerim Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesini bu konu başlığının altında birlikte göreceğiz. Doğu Cephesi deyip geçme. Kazım Karabekir Paşa'mın muhteşem mücadelesine sahne olacak bu cephe. Ermenilerle mücadele edeceğiz ve Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordumuz var burada. 15. Kolordu. Kazım Karabekir Paşa liderliğinde harekete geçen bu ordu kardeşlerim Ermenileri hızlı bir biçimde sınır dışı edecek ve ardından Gümrü Anlaşması'yla Doğu Cephesi'ni kapatıverecek. Kardeşlerim, Doğu Cephesi dediğimiz bu cephenin dışında bir de Güney Cephemiz var bizim. Güney Cephesi'nde Fransızlarla mücadele ediyoruz. Bir de tabii Fransızların maşası Ermeniler de el altından sıçan gibi etrafta dolaşıp durmakta. Fransızlar Suriye topraklarından Anadolu'ya doğru girerlerken ilk direniş Hatay Dört Yol'da karşılaşıyorlar. Biliyorsunuz işgallere karşı ilk kurşun, işgallere karşı ilk direniş Hatay Dört Yol'da Kara Mehmet Çavuş ve arkadaşları tarafından verilmişti. Fransızlar bu bölgeden geçip Adana'ya kadar ulaşmış, o bölgede Kilikyalılar bölgesinde Ermenilerle iş tutmuşlardı. Ardından kendilerine Suriye İtilafnamesiyle bırakılan Urfa, Antep, Maraş bölgesine doğru ilerlemek istediler. Fakat Maraş'ta Sütçü İmam'ın ve Rıdvan Hocam buna müsaade etmedi. Antep'te Şahin Bey'im, Kılıç Ali Bey'im buna müsaade etmedi. Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip Bey'im buna müsaade etmedi. Özellikle Adana'da Kahyaoğlu İbrahim ve Tufan Osman Fransızlara göz açtırmadılar. Ve tarihler 11 Şubat 1920'yi gösterirken Maraş kurtuldu Fransızların elinden. 10 Nisan 1920'de Urfa kardeşlerim kurtuldu Fransızların elinden. Ve 20 Ekim 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Batı Cephesi'nde kazanılan bir başarının ardından Güney Cephesi kapanıverdi. Kardeşlerim, savaşın asıl gerçekleştiği cephe batıydı. Batıda kıyamet kopuyordu sanki. Özellikle Batı cephesine başlarken İzmir'in işgalini hatırlamanızı isterim. Tarihler 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Yunan askerleri İzmir'e ayak bastığında bir avuç Rum halkı kardeşlerim yaşasın Venizelos diyerek Yunan askerlerini karşılamıştı. Yunan askerlerini bağırlarına basmışlardı ve bunu haber yapmak için Oracık'ta bulunan Hukuki Beşer gazetesinin gazetecisi Hasan Tahsin bu görüntü karşısında artık yeter diyerek belindeki silaha sarıldı. 3-5 tane Yunan gavurunu Oracık'ta kardeşlerim gebertiverdi. Tabii kendi de şehit düştü. Ya Albay Süleyman Fethi Bey'e ne demeli? Kumandanımız Albay Süleyman Fethi Bey Yunan askerleri tarafından kardeşlerim tutuklanmış ve Yunanlı kumandanın karşısına çıkarılmıştı. Yunanlı kumandan yaşasın Venizelos de dedikçe hayır demem cevabını verdi. Apoletleri sökülmek istendiğinde bu apoletleri siz mi taktınız ki siz sökesiniz diyerek karşı çıktı Yunanlı kumandana. Ve 22 süngü darbesiyle birlikte şehit düştü. Batı cephesi kanlı bir cepheydi ve bu bölgede Kuvayi Milliye ile başlıyorduk. Balıkesir Ayvalık bölgesinde Ali Çetinkaya birliklerini Kuvayi Milliye'ye dönüştürmüştü ve Ödemiş'te ilk kurşun savaşı gerçekleşiyordu. Batı cephesi deyip geçme. Gediz Muharebesi Kuvayi Milliye ile bu işin olmayacağını gösterdi. Gediz Muharebesi Batı cephesini ikiye ayırdı. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu harekete geçti. Birinci İnönü Muharebesi. Ocak ayı lapa lapa kar yağıyor cepheye. Özellikle kardeşlerim birinci İnönü Muharebesi deyip geçme. Düzenli ordunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır birinci İnönü Muharebesi.
Yunanlıların taarruzu keşif diye adlandırdıkları kardeşlerin muharebedir birinci İnönü Muharebesi. Yunan askerlerinin Çerkez Ethem isyanından yararlanarak yeni kurulmakta olan düzenli orduyu yok etmek istedikleri muharebedir birinci İnönü Muharebesi. Ve birinci İnönü Muharebesi'nin ardından İsmet Paşa'ya generallik rütbesi verilecektir. Ya birinci İnönü Muharebesi'nin ardından yaşanan gelişmelere ne demeli? Talim. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gibi, Londra Konferansı gibi, Afganistan'la Dostluk Anlaşması gibi, İstiklal Marşı ve Moskova Anlaşması gibi. Çok önemli gelişmeler ard arda sıralanı vermiş. Sonra Mart ayı gelmiş kardeşlerim. İkinci İnönü Muharebesi gerçekleşmiş. Birinci ve ikinci İnönü Muharebeleri önemli muharebeler. İkinci İnönü Muharebesi'nin ardından kardeşlerim Kütahya Eskişehir Muharebelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk ve son mağlubiyeti gerçekleşmiş. Ardından Sakarya Meydan Muharebesi ile geri çekilişimize dur demiş ve rolleri değiştirmiş, bizler taarruz hazırlıklarına, Yunanlar ise siper kazmaya başlamış. Büyük taarruzla birlikte, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile birlikte, Dumlupınar Meydan Muharebesi ile birlikte, Mustafa Kemal'in tabiriyle Rum sındığı ya da bizim gözümüzde yurt kurtaran savaşımızla birlikte. Düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'den denize döküvermişiz. Mudanya Ateşkes Anlaşması artık muharebelere son noktayı koyduğumuz anlaşma olmuş. Kardeşlerim, Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi, Kurtuluş Savaşı muharebeler dönemi başlıyor ve Doğu Cephesi ile birlikte başlıyoruz. Soruyorum sizlere, Doğu Cephesi'nde Kuvayi Milliye mi var yoksa düzenli ordu mu? Tabii ki de düzenli ordu. Yalnız Osmanlı Devleti'nden kalan düzenli ordu. 15. kolordu diyorlar adına. Başında Şark Fatih'im, Çanakkale Cephesi'nde Alçıtepe Kahraman'ım, İstiklal Harbimiz, Şarkılı İbret adlı eserlerin yazarı ve Gürbüzler ordusunu kuran adam. Yetim ve öksüzlerin babası Kazım Karabekir Paşa'm var. Kazım Karabekir Paşa kardeşlerim Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı emirle hareket ediyor. Ve kiminle mücadele ediyor Doğu Cephesi'nde? Ermenilerle. Hani yıllar öncesinde milleti sadıka dediğimiz Ermeniler. 1878 Berlin Anlaşması'nda uluslararası sorun olarak masaya yatırılmış, ardından Hınçak, Taşnak cemiyetleriyle çetesel faaliyetlere girişmiş olan Ermeniler. İkinci Abdülhamit'e zor anlar yaşatan Ermeniler, Merkez Bankası'nı soymaya kalkmak da neyin nesi? İkinci Abdülhamit'e Nemçe, Avusturya kralının gönderdiği arabanın altına saatli bomba yerleştirmek de neyin nesi? Ey gidi milleti sadıka! Kardeşlerim, özellikle 2. Abdülhamit Hamidiye alayları ile birlikte Doğu Anadolu bölgesinde bu adamlarla mücadele verdi. Ama birileri bunları popoflayıp durdu. Birileri bunlara bağımsızlığı fısıldayıp durdu. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda bizi sırtımızdan vurmak istediklerinde sevk ve iskan, tehcir yasasıyla bunları Suriye ve Lübnan topraklarına taşıyıverdik. Kardeşlerim, özellikle Mondros'ta, Sevr'de sürekli Ermeni devleti, Ermeni devleti ifadeleri geçti. Kardeşlerim bunlara söz verilmişti. Vilayet-i Sitte diyorlardı. 6 vilayet. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis. Bunlar Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya Kafkaslardan çekildiğinde o bölgede devlet kurmalarına rağmen Big Ermenya projesi peşinde koşuyorlardı. Kendilerine söz verilen 6 vilayeti de alacak ve Büyük Ermenistan ideallerine kavuşacaklardı. Bunlar harekete geçtiler. Ve şu gördüğünüz kalın çizgiye kadar öyle bir ilerlediler ki kardeşlerim artık yeter demenin vakti gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dan aldığı emirle birlikte 28 Eylül 1920 tarihinde taarruza geçti. Kazım Karabekir Paşa'm. 29 Eylül'ü gösteriyordu tarihler ve Sarıkamış kardeşlerim Ermenilerden alınıvermişti. 30 Ekim'e geldiğimizde Kars Ermenilerden temizlenivermişti. Ve öyle hızlı ilerliyorduk ki 7 Kasım'da Gümrü'ye kadar geldik.
Ermeniler öyle kaçıyorlardı ki ne yapacaklarını şaşırmışlardı ve atletlerini çıkartıp bir çubuğa bağlayıp "Barış, barış, ne olur saldırmayın" diyerek yalvarmaya başladılar. Kazım Karabekir Paşam öyle bir tekme vurdu ki Ermenilere, "Bugün bir Ermeni görseniz çevirin arkasına bakın. 46 numara bot izi adamların arkalarında duruveriyor." Oturduk masaya ve gümrüğü anlaşmasını yaptık. Gelin isterseniz Kazım Karabekir Paşa'nın İstiklal Harbimiz adlı eserinden bir kesitle bu cepheyi kardeşlerim ve gümrüğü anlaşmasını şöyle bir bakalım. Unutmayın Kazım Karabekir Paşa'nı. Kendisi Çanakkale cephesinde Alçıtepe kahramanıdır. Kendisi Şarp Fatihidir. Kendisi yetim ve öksüzlerin paşa babasıdır. Gürbüzler ordusunu kurmuştur. İstiklal Harbimiz ve Şarkılı İbret adlı eserleriyle meşhurdur. Kardeşlerim, İstiklal Harbimiz'de diyor ki, Ermeni heyetiyle Gümrü Anlaşması'nı görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere Sevr Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara'ya müjdeledim. 3 Aralık'ta Gümrü Anlaşması'nı imzaladık. Anlaşmanın şartı olarak 2000 tüfek, 10 dağ topu, 40 makinalı tüfeği Ermenilerden aldın ve Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım. Kardeşlerim, Doğu cephesinin armağanı olarak Batı'ya gönderiyoruz. Çünkü asıl kavga Batı'da gerçekleşiyor. Gelin isterseniz şu Gümrü Anlaşması'nın maddelerine bir göz atalım. 3 Aralık 1920'yi gösteriyor tarihler. Kazım Karabekir Paşa'nın imzasıyla Gümrü Anlaşması. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır Türk devletine verilecek. Türkiye-Ermenistan sınırı Aras Nehri Çıldır Gölü hattına kadar uzanacak. Ermenistan hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından geçersiz sayılan Sevr Anlaşması'nı tanımayacak. Peki Ermenistan Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanca harekette bulunmayacak. Anlaşmaların maddelerini oturup da ezber yapmanıza gerek yok. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yorumdur. Gümrü Anlaşması'nın yorumu nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk anlaşma. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk anlaşmadır diye sorar. Veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal varlığını kabul eden ilk devlet Ermenistan. Bunu da soruya çevirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal varlığını kabul ederek anlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Ermenistan, Sevr'i tanımadığını belirterek Türk toprakları üzerindeki hak iddialarından vazgeçmiştir. Kardeşlerim, Türk orduları ilk askeri başarısını Doğu cephesinde kazanmıştır. Türk ordularının ilk askeri başarısıdır Doğu cephesi. Düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Aman dikkat edin, bu da düzenli ordu. Ama kimden kalan düzenli ordu? Osmanlı'dan kalan düzenli ordu. Kardeşlerim, özellikle Gürcistan'la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlayacaktır bu anlaşma. Ve ilk defa Türkiye devleti tabiri Gümrü Anlaşması'nda geçecektir. Kardeşlerim, Gümrü Anlaşması maalesef bakınız 2 gün ayakta kalabilmiştir. 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Anlaşması 5 Aralık'ta maalesef bakın bitmiştir. Çünkü Sovyet Rusya gelip Ermenistan'ı işgal edecek ve bu işgalden dolayı da Gümrü Anlaşması yürürlüğe giremeyecek. Olsun, bazı anlaşmaların altyapısını, temelini ne yapacak? Oluşturuverecek. Peki kardeşlerim, Doğu sınırlarımızı belirleyen anlaşmalara baktığımızda 1. 3 Aralık 1920'de imzaladığımız Gümrü Anlaşması bugünkü Türkiye İran sınırını çizen anlaşma oldu. Peki Gümrü Anlaşması denildiği zaman neler aklımıza gelmeli? 1. Bir kere kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk anlaşma. 2. Kardeşlerim, Türkiye devleti tabiri ilk defa Gümrü Anlaşması'nda ne yapacaktır? Geçecektir. Bunu unutma. Peki Gümrü Anlaşması'nın yapılması Gürcistan'da olan anlaşmazlıkların da ortadan kaldırılmasına zemin hazırladı dedik. Tarihler 23 Şubat 1921'i göstermekte. Yani 1. İnönü Muharebesi'nden sonra.
Gürcülerle Batum anlaşması yapılıyor. Ve Gürcüler koşup geliyorlar, elimizi öpüyorlar. Abi o ne tekmeydi öyle? Vallahi Ermenilere attığınız tekmenin sesini biz ta Gürcistan'dan duyduk. Verin elinizi öpelim diyerek elimizi ayağımıza sarılmışlar. Batum'u bize vermişler. Batum anlaşmasıyla. Ardından kardeşlerim 16 Mart 1921'de Rusya ile masaya oturuyoruz. Sovyet Rusya özellikle diyor ki ben sana dört adım geliyorum diyor. Ben Misak-ı Milli'yi tanıyorum. Ben Sevr'i kabul etmiyorum. Ben kapitülasyonları kaldırıyorum. Ben sana silah ve cephane yardım sözünü diyorum. Sen bana bir adım gel. Bunun üzerine biz de kardeşlerim ne istersin dediğimizde Sovyet Rusya diyor ki Batum'u Gürcistan'a bırak diyor. Bunun üzerine kardeşlerim Batum'u Gürcistan'a vererek Misak-ı Milli'den ilk tavizimizi yapıyoruz. Moskova Anlaşması'nda Gürcistan'da olan sınırımızı da Batum Gürcistan'da kalmak şartıyla çiziveriyoruz. Peki ya doğu sınırlarımız kesin olarak nerede çiziliyor? Kars anlaşmasıyla çiziliyor. Kardeşlerim, biz doğu sınırlarımızı belirleyen anlaşmaları Gazi Mustafa Kemal olarak ifade ederiz. Gazi Mustafa Kemal, Gümrü Anlaşması, Moskova Anlaşması ve Kars Anlaşması. Doğu sınırlarımızın belirlendiği anlaşmalardır. Gümrü Anlaşması ile Ermenistan sınırı, da kardeşlerim Gürcistan sınırı belirlendi ve Kars Anlaşması ile birlikte doğu sınırlarımız bugünkü şekliyle çiziliverdi. Kardeşlerim, Doğu cephesini bir kenara bıraktık. Soruyorum sizlere, kiminle mücadele ettik Doğu cephesinde? Ermeniler değil mi? Peki burada düzenli ordu mu vardı, Kuvayi Milliye mi? Tabii ki düzenli ordu. Kimden kalan? Osmanlı'dan kalan. 15. kolordu. Başında kim var? Şark, Fatihi, Kazım, Karabekir Paşam var değil mi? Hangi anlaşmayla birlikte bitti bu cephe? Gümrü Anlaşması'yla. Peki doğu sınırlarımızı kesin olarak çizdiğimiz anlaşma hangisi? Kars Anlaşması. Kardeşlerim, doğu cephesinin dışında geldik şimdi sizlerle beraber güney cephesine. Fransızlar Suriye topraklarından Anadolu'ya giriş yaparlarken ilk kurşun ve ilk direnişte nerede karşılaştılar? Hatay 4 yol. Hatay 4 yolda Kara Mehmet Çavuş kardeşlerim arkadaşlarıyla birlikte Fransızlara dur demek için ilk kurşunu sıktılar. İşgallere karşı ilk kurşun, işgallere karşı ilk direniş denildiğinde Hatay 4 yol akla gelir Fransızlara karşı. Tabi Hatay 4 yolu geçen Fransızlar Adana Mersin bölgesine doğru ilerlediler. Ardından kendilerine kardeşlerim özellikle Suriye İtilafnamesi ile verilen Urfa, Antep, Maraş bölgesine girmek istediler. İşte direniş başlamıştı. Bu bölgede kardeşlerim baba yiğitler vardı. Bu bölgede cesur kahramanlarımız vardı. Güney cephesi dediğimiz bu cephe Kuvayi Milliye ruhuyla devam etti. Kuvayi Milliye'nin kardeşlerin başarısıydı bu cephe. Maraş deyip geçme. Maraş'ta kardeşlerim sütçü imamım vardı benim. Maraş'ta Rıdvan hocam vardı. Bir cuma namazı vakti Müslümanları caminin önünde durdurup ey müminler Maraş'ın kalesinde İslam sancağı dalgalanmadığı sürece ben burada size cuma namazı kıldırmam diyen Rıdvan hoca vardı. Rıdvan hoca. Kardeşlerim bakın bir küçücük dükkanında süt satarak geçimini sağlayan aynı zamanda da imamlık yapan sütçü imamı unutma. Maraş denildiği zaman bunlar akla gelir. Sütçü imam, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana bulayan adam. Fransızlara Maraş'ı dar eden adam. Kardeşlerim, işte Maraş bu şekilde mücadelesini sürdürecek. Ve 1925'te Maraş'a İstiklal Madalyası verilirken 1973'te de kahraman unvanını alacak. Kahraman Maraş. Kardeşlerim, özellikle Antep'te Kılıç Ali Bey'imiz var. Antep'te Mehmet Sait Bey'imiz, diğer adıyla Şahin Bey'imiz var. Kanımın son damlasına kadar düşmanla mücadele edeceğim diyen Şahin Bey'e selam olsun. Özellikle kardeşlerim Antep mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. 1921 tarihinde
Mustafa Kemal döneminde Gazi unvanını alacak. 2008'de de İstiklal madalyasına kavuşacak. Peki ya Urfa'ya ne demeli? Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip Bey, Hazreti İbrahim'in Nemrut karşısında durduğu gibi, Hazreti İbrahim'in ateş karşısında durduğu gibi, Urfa halkını Fransızlar karşısında dimdik ayakta tutmayı başaracak. Urfa garip. Urfa 1984'te şanlı unvanına kavuşacak ve 2016'da da İstiklal madalyasını alacak. Kardeşlerim, gelin isterseniz şöyle bir bakalım İstiklal madalyaları ve unvanlar. Maraş 1973'te unvanını almış. Atatürk dönemi değil. Antep 1921'de unvanını almış. Atatürk dönemi. Urfa 1984'te unvanını almış. Atatürk dönemi değil. Peki İstiklal madalyalarına ne demeli? İnebolu. İnebolu bir ilçe. Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki önemli bir liman kardeşlerim. Kurtuluş Savaşı'nın ikmal limanıdır. Kurtuluş Savaşı'nın depo limanıdır. İnebolu kayıkçıları Marmara Denizi'nde bekler. Oradan aldıkları cephaneyi düşman mavzerlerinden kurtulup Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla boğuşup İnebolu limanına getirirler. İnebolu limanına boşaltırlar malzemeyi ve oradan kanılarla at arabalarıyla birlikte malzeme Anadolu'ya taşınır. İnebolu'dan başlayan bu yolculuk Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Ilgaz'a, Ilgaz dağlarından geçip Çankırı'ya, oradan da Ankara'ya ulaşılır. Biz buna İstiklal yolu deriz kardeşlerim. Nice insanlar şehit düşmüştür bu yolda. Hele Şerife bacı yok mu? Karda kıyamette sırtında top mermisiyle birlikte giderken bir anda yoğun kar yağışı bastırır. Top mermisi zarar görmesin diye şalını top mermisine sarar. Giydiği hırkasını top mermisine sarar. Yorgun düşer artık bacakları. Dinlenmek ister. Ve gözlerini kapatır. Bir anda kardeşlerim daha güneşi göremez. Donarak hayatını kaybeder. Şerife bacı rahmetle. Özellikle kardeşlerim dikkat ediniz. İnebolu işte bu kahramanlığından dolayı Mustafa Kemal döneminde 1924'te İstiklal madalyasını alıyor. Maraş 1925'te İstiklal madalyasını alan ilk ilimiz oluyor. Antep'e 2008'de veriliyor ve İstiklal madalyasını alan son nokta kardeşlerim 2016'da Urfa oluyor. O zaman Atatürk döneminde İstiklal madalyasını alan yerler derse İnebolu, Maraş. Atatürk döneminde unvanını alan yer derse Antep. 1921'de. Kardeşlerim, İstiklal madalyasını alan ilk yer İnebolu. İlk il Maraş, son yer Urfa olarak tarihe ne yapar? Geçer. Gelin isterseniz şimdi ben sorayım, sizler söyleyin. Bana söyler misiniz İstiklal Madalyası verilen ilk yer neresiydi? Evet, 1924'te İnebolu. Kardeşlerim, peki İstiklal Madalyası verilen ilk il deseydi? Harikasınız, Maraş. Peki İstiklal Madalyası verilen son yer dediğinde? Güzel, Urfa. 2016'da alıyor. Peki Atatürk döneminde İstiklal Madalyası verilen yerler derse İnebolu ve Maraş. 1924-25'te almış oluyor. İstiklal Madalyası İnebolu. Kardeşlerim, kayıkla kanunun mucizeler yarattığı İnebolu. Bakınız Mustafa Kemal, sizin hizmetlerinizi, faaliyetlerinizi öteden beri takip ederim. Her vakit, her surette vatan emrinde bulunacağınıza kanıyım. Yaptığınız hizmetleri hiç unutamıyorum der. Ve bakın 16 Mayıs 1924 günü Gazi Mustafa Kemal tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. İnebolu, Kurtuluş Savaşı'nın ikmal limanı, deposu. Kardeşlerim, şimdi Doğu cephesini bir kenara bıraktım. Güney cephesinde Kuvayi Milliye ruhunu yaşattın. Özellikle Adana'da Kahyoğlu İbrahim Tufan Osman'ı, Maraş'ta Sütçü İmam Rıdvan Hoca'yı, Antep'te Şahin Bey ve Kılıç Ali Bey'i, Urfa'da Ali Sahip Bey'i unutma.
Güneyde kardeşlerim 11 Şubat 1920'de Maraş kurtuldu. 10 Nisan 1920'de Urfa kurtuldu. Ve 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması'yla Güney cephesi kapanıverdi. Şimdi gelin savaşın en hüzünlü cephesine geçelim. Savaşın en can alıcı, en kanlı kardeşlerim, en heyecanlı cephesine geçiyoruz. Hangi cephe? Batı cephesi. Peki Batı cephesine başlamadan önce bana söyler misiniz? Batı'da İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edilirken ilk kurşunu Yunan'a kim sıktı? Hasan Tahsin. Hukuki Beşer Gazetesi'nin gazetecisi Osman Nevrez, Hasan Tahsin kardeşlerim. Peki özellikle bu bölgede biz Kuvayi Milliye ile başladık. Balıkesir, Ayvalık bölgesinde Ali Çetinkaya birliklerini Kuvayi Milliye'ye dönüştürdü. Peki bu bölgede ilk kurşun savaşı derse neresi aklımıza gelecek? Ödemiş. İlk kurşun savaşı Ödemiş'te gerçekleşiyor. Ve en önemli mücadele Kuvayi Milliye'nin Gediz Muharebesi oluyor. Kardeşlerim, Gediz Muharebesi deyip geçme. Önemli bir mücadele. Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanı'ydı Ali Fuat Paşa. Biliyorsunuz, Temsilciler Kurulu'nun hükümet gibi çalıştığının, yürütme yetkisini kullandığının göstergesiydi. Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'yı tayin etmişti. Ali Fuat Paşa emrindeki birliklerle birlikte hareket ediyordu. O bölgede meclise karşı çıkan birçok ayaklanmayı bastırmış ve Yunan kuvvetlerini kardeşlerim yavaşlatmaya çalışıyordu. Bir gün taarruz etmek istedi. Buna Gediz Muharebesi dediler. Gediz Muharebesi'nde Kuvayi Milliye birlikleri düzensizliğine bakmadan karşıdaki düzenli Yunan ordusuna taarruza kalktı. Ağır bir yenilgi aldılar. Mustafa Kemal affetmedi. Faturayı Ali Fuat Paşa'ya kesti. Ne yapıyorsun sen dedi. Ve Ali Fuat Paşa'yı kardeşlerim görevden aldı. Ardından onu Moskova Büyükelçiliğine gönderdi. Gediz Muharebesi deyip geçme önemli bir muharebedir. Batı cephesinin ilk mücadelesidir. Kardeşlerim, Gediz Muharebesi önemli. Peki Batı cephesi bakın şimdi nasıl şekillendi? Düzenli orduya geçiş çalışmaları kademe kademe, aşama aşama nasıl gerçekleşti bir bakalım. Özellikle 16 Mayıs 1920 tarihinde Kuvayi Milliye giderleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Çünkü Kuvayi Milliyeciler yiyecek, içecek, para gibi ihtiyaçlarını zorla Türk halkından karşılıyorlardı. Olmaz dedi Mustafa Kemal. Onları belli bir merkeze bağlamamız lazım. Bu yüzden de kardeşlerim Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak diyerek Milli Savunma Bakanlığı'na bağladı Kuvayi Milliye'yi. Daha sonrasında subay yetiştirme merkezleri açıldı. Seferberlik ilanı verildi. Ve kardeşlerim Gediz Muharebesi'nde ağır bir yenilgi almıştı Kuvayi Milliye. Gediz Muharebesi'nde henüz daha taarruz gücüne ulaşamadığını görmüştü Kuvayi Milliye. Fatura Ali Fuat Paşa'ya kesildi. Görevden alınıp Moskova Büyükelçiliğine gönderildi. Ve Mustafa Kemal İsmet Paşa ile Refet Bele'yi yanına çağırdı. Derhal gidiyorsunuz ve düzenli orduyu kuruyorsunuz dedi. Kardeşlerim, özellikle Batı cephesi komutanı sıfatıyla kuzeye Alba İsmet'i, güneye de Refet Bele'yi görevlendirdi. Böylece Gediz Muharebesi sonucunda Batı cephesi ikiye ayrıldı. Gediz Muharebesi sonucunda Kuvayi Milliye kaldırıldı ve düzenli ordu kurulumu başladı. O zaman Gediz Muharebesi ile ilgili iki soru çıkartabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi sonucunda Batı cephesi ikiye ayrılmıştır diye sorarsa Gediz Muharebesi. Aşağıdaki muharebelerden hangisi sonucunda Kuvayi Milliye'nin kaldırılma kararı alınmıştır diye sorarsa Gediz Muharebesi. Bu iki soru dışında Gediz Muharebesi'nden başka soru ne yapmaz? Gelmez kardeşlerim. Tabi bu muharebe Kuvayi Milliye'nin taarruz gücüne ulaşmadığını da ne yaptı bizlere? Gösterdi. Evet Alba İsmet Kuzey bölgesinde Batı cephesi komutanı sıfatıyla yer alıyordu. 10 Kasım 1920'de Bilecik'e gelen Alba İsmet hemen kardeşlerim Kuvayi Milliye liderlerine telgraf çekti. Derhal bana bağlanacaksınız dedi.
Ama Alba İsmet'in sözüne uymayan Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efeler çıkacaktı. Kardeşlerim, peki neden düzenli orduyu kuruyoruz? Neden Kuvayi Milliye'yi kaldırıyoruz? Bir kere Kuvayi Milliye birlikleri işgalleri engelleyebiliyor mu? Hayır. Kuvayi Milliye birlikleri işgalleri engelleyemiyor. Sadece yavaşlatabiliyor. Kardeşlerim, işgal devam ediyor. Kuvayi Milliyecilerin hukuk devleti anlayışına ters düşmeleri, yakaladıklarını kendileri cezalandırıyorlar. Bu da hukuk devleti anlayışına ters davranış oluyor. Kuvayi Milliyecilerin eğitim ve disiplin yönünden eksik olmaları, kendi başlarına buyruk hareket etmeleri, para, yiyecek gibi ihtiyaçlarını halktan zor karşılamaları ve Gediz Muharebesi'nde Yunan birliklerine karşı ağır bir yenilgi almaları bardağı taşıran son damla oluyor. Kardeşlerim, düzenli ordu kurulduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısına geldik şimdi. Birinci İnönü Muharebesi. Tarihler 6-10 Ocak 1921'i gösteriyor. Hocam, tarihi ezberleyecek miyiz diyenlere, kardeşlerim, Ocak 1921 deyin yeterli. Özellikle burada tarih bilelim. Çünkü bazı sorularda ipucu olarak tarih ne yapıyor ÖSYM veriyor. Ocak 1921'de 1. İnönü Muharebesi gerçekleşiyor. Önemli bir muharebe. Yunanlar burada kardeşlerim bizim gücümüzü sınayacak. O yüzden Yunanlar bu savaşa taarruzu keşif ifadesini verecek. Yunanlara dikkat edin. O kadar hızlı ilerlemişler ki Bursa'yı kardeşlerim ele geçirmişler. Bursa ecdadımızın şehri. Bursa, kardeşlerim, hünkârlarımızın, padişahlarımızın türbelerinin şehri. Yunanlı kumandan Gümüşlü Kümbet'te Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesini yağmalıyor. Kalk Osman, kalk Orhan diye haykırıyor. Kalkın ve torunlarınız ne halde bakın diyerek kardeşlerim, bakınız tekmeleyi veriyor mezarları. Nilüfer Hatun'a diyor ki ne oldu bir Türk devlendin, bak ne haldeler şimdi diyerek kardeşlerim elinde şarap şişesiyle haykırıyor. Özellikle Bursa ve padişahlarımızın türbelerinin bu şekilde yağmalandığı haberi Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal emir veriyor. Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kürsüsüne siyah bir örtü çekin diyor. Biz ona puşide-i siyah diyoruz kardeşlerim. Siyah bir örtü, yastır siyah bir örtü. Özellikle Mustafa Kemal tarihte şu olayı çok iyi bilir. Selahaddin Eyyubi. Ne zaman ki Kudüs'ün haçlıların eline geçtiğini duyduğunda Selahaddin Eyyubi sarığındaki beyaz örtüyü çıkartır, yenine siyah bir örtü sarar. Ve der ki, ne zaman ki Kudüs haçlıların elinden geri alınır, Müslümanların eline geçer, o zaman işte ben beyaz örtümle sarığımı tekrardan sararım der. Bunu bilen Mustafa Kemal kardeşlerim yas ilanı veriyor. Nerenin Yunan'ın eline geçmesiyle? Bursa'nın. Ve Bursa ne zaman kurtulursa o zaman işte kardeşlerim puşide-i siyah dediğimiz bu örtü meclis kürsüsünden kaldırılacak. Peki Yunanlılar kardeşlerim bakın Bursa önlerinden saldırıya geçiyorlar. Fırka fırka üzerimize geliyorlar. Peki neden? Adamların amacı belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine sevri kabul ettirmek için geliyorlar. Adamların niyeti bu. İstanbul hükümeti çoktan kabullenmiş bunu. İmzalayıvermiş. Ama TBMM kabul etmediği sürece bu iş olmaz diye düşünüyorlar. Çerkez Ethem isyanından yararlanmak istiyorlar. O zaman çok güzel bir soruya çevirelim bunu. Aşağıdaki muharebelerden hangisinde Yunan birlikleri Çerkez Ethem isyanından yararlanmak istemiştir diye sorarlarsa doğru cevap birinci İnönü Muharebesi olur. Aynı zamanda kardeşlerim Eskişehir'i almak, Anadolu demir yollarını kontrol altında tutmak istiyorlar. İngiltere'nin yardımını devam ettirmek istiyorlar. Eskişehir'i alıp Ankara'ya ulaşıp Ankara'nın bağrına hançeri saplamak istiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bitirmek istiyorlar. Ulusal egemenlik timsalimizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Düşman, düşman. Düşman dayasın bağrına hançerini. Elbette bulunur. Kurtaracak Bahtı Karamaderini.
Kardeşlerim, işte bakınız Yunanlar böyle saldırıya geçecekler. Fırka fırka üzerimize gelecekler. Biz siper edeceğiz gövdemizi, onların hayasızca akınını durdurmak için mücadele vereceğiz. Biz savunma savaşı yapıyoruz. Kardeşlerim, kuzeydeki birliklerimiz Yunan birliklerini durdurmayı başarırken güneydeki birlikler bakın birilerini kovalıyorlar. Yeşil yeşil, yayvan yayvan kaçıyor onlar da. Kim onlar? Çerkez Ethem ve Halk Oyunları ekibi kardeşlerim. Birinci İnönü Muharebesi deyip geçme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Birinci İnönü Muharebesi deyip geçme. Yunan ordusunu durduran düzenli ordu aynı zamanda Çerkez Ethem isyanını da bastıracaktır. Kardeşlerim, işte bakın bu yenilgiden dolayı Yunanlar gururlarına yedirememişler ve özellikle kardeşlerim bu yenilgiyi ne olarak ifade ediyorlar? Bakın taarruzu keşif olarak ifade ediyorlar. Özellikle kardeşlerim bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk bakınız büyük zaferini gördük şimdi. Birinci İnönü Muharebesi deyip geçme. 6-10 Ocak 1921 tarihinde kazanılan bu zaferin ardından Türk halkının TBMM'ye ve düzenli orduya olan güveni ne yapacak? Artı verecek. Düşman 1. ve 2. İnönü Muharebelerinde oyalanarak zaman kazanılmaya çalışılmış. Savaş milli maneviyatı yükseltmiş, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmiş. Her kazanılan zaferin ardından biz bunu söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda saygınlığı artmış. Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından Londra Konferansı gibi, Moskova Anlaşması gibi kardeşlerim önemli adımlar atılmış. İsmet Paşa'ya generallik rütbesi verilmiş. O zaman gelin 4 tane soru çıkartalım Birinci İnönü Muharebesi'nden. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Doğru cevap 1. İnönü Muharebesi. Eğer ÖSYM cevabın 1. İnönü Muharebesi olma 1. İnönü Muharebesi olmasını istiyorsa ikinci soru tipi şu olur. Yunanların kardeşlerim Çerkez Ethem isyanından yararlanmak istediği muharebe aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Veya Yunanların taarruzu keşif diye ifade ettiği muharebe aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. İsmet Paşa'ya generallik rütbesi aşağıdaki muharebelerden hangisi sonucunda verilmiştir diye sorar. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki 1. İnönü Muharebesi sonrasında yaşanan gelişmelere şöyle bir baktığımızda talim şifresiyle şifrelendiriyoruz. Bazı kaynaklar milat olarak da ifade edebilir. Talim kronolojiye uyduğu için bunu ifade ediyorum. Sadece ve sadece talimde A harfi ile L harfinin yerleri değişmesi gerekiyor. Afganistan'la dostluk anlaşması Londra konferansının hafiften yerini değiştirdiniz mi kronolojik sıraya uydurmuş olursunuz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Afganistan'la dostluk anlaşması, Londra konferansı, İstiklal Marşı ve Moskova anlaşması. Kardeşlerim gelin başlayalım bakalım 1921 Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından yaşanan en önemli gelişmelerden ilki. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Kardeşlerim, birinci meclisimiz bir anayasa yapıyor. Kurucu bir meclis olduğunu burada gösteriveriyor bize. Peki, nasıl bir anayasa bu? Az maddeden oluşan yama bir anayasa. Özellikle 1876 Kanuni Esasinin eksik noktalarını tamamlamak amacıyla çıkartılan bir anayasadan bahsediyorum. Kanuni Esası ile kol kola girip 1924 yılına kadar yürürlükte kalacak olan bir anayasadan bahsediyorum. Birinci maddesi şuydu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyordu Mustafa Kemal. Türk tarihinde ilk kez egemenlik hakkı tam olarak millete veriliyordu. Bakınız Amasya genelgesinde toprağa attığımız bir tohum. Ulusal egemenlik, milli egemenlik, ulusal irade, milli irade. Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi hakim kılmak esastır diyerek kardeşlerim yeşerttiğimiz bir tohum. Aynı zamanda geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur diyerek o tohumu hem yeşerttik hem dallanıp budaklandırdık.
Şimdi de geldik, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek çiçek açtırıyoruz. Sonra saltanatı kaldıracağız, meyvesini verecek ve cumhuriyetin ilanıyla biz o meyveyi ne yapacağız? İyi vereceğiz. Kardeşlerim, yasama yürütme yetkisi meclise ait, güçler birliği ilkesi benimsenmiş. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümet TBMM hükümeti adını alır diyerek meclis hükümeti sistemi benimsenmiş. Özellikle şer'i hükümlerin yerine getirilmesi meclise aittir. Laik bir anayasa değil. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Zaten meclis hükümeti sisteminin özelliği. Milletvekili seçimi 2 yılda bir yapılır. Güzel. 1921 Anayasası yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun hukuki ve siyasal belgesidir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dönemin şartları içinde ulusal birliği zedelememek için devletin rejimi, yönetim şekli burada belirtilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yaparak kurucu bir meclis olduğunu da gösterivermiştir. Hele yasama yürütme yetkisini meclise vermesi güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin göstergesi. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır diyor. Bu da meclis hükümet sistemini benimsediğini gösteriyor. Tabii laik değil. Şer'i hükümler değil mi? Geçiyor. Aynı zamanda 23 tane maddeden oluşuyor. Kısa, öz bir anayasa. Peki 1921 Anayasası dediğimiz Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda ilk değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle birlikte gerçekleşmiştir diye sorarsa Cumhuriyet'in ilanıyla diyeceğiz. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ilk değişiklik yaşanıyor. 1923 değişikliği olarak geçiyor tarihe. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Maddesi anayasaya ekleniyor. Cumhurbaşkanı meclis içerisinden meclis tarafından 4 yılda bir seçilir maddesi anayasaya ekleniyor. Ve kabine sistemine geçiliyor. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasaya ekleniyor. Laik değil. Devletin dili Türkçedir diyor. Devletin başkenti Ankara'dır maddesi anayasaya 1923 yılı değişikliğiyle birlikte ekleniveriyor. Tabi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1921 Anayasasına. Kardeşlerim özellikle talim dedik. Birinci İnönü Muharebesi sonrasında yaşanan gelişmeleri özetliyoruz. İkinci başlığımız Londra Konferansı. Bakın 23 Şubat'ta başlamış, 12 Mart 1921'de sona ermiş. Adamlar 20-25 gün boyunca bizi oyalamaya çalışıyorlar. Peki ilk başta çağırmışlar mı doğrudan bizi? Hayır. İstanbul hükümetini davet etmişler. Ha, İstanbul hükümeti adına dilerse Mustafa Kemal de gelebilir demişler. Mustafa Kemal de doğrudan çağrılmadığımız yere gitmeyiz demiş. Tabii İtalya arabuluculuk yapmış. İtalya'nın arabuluculuk yapması, İtalya'nın özellikle Anadolu'daki paylaşımdan hoşnut olmadığının göstergesi ve Londra Konferansı'nda yine İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı var. Üç yerde İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığını görmekteyiz. Bir, Paris Barış Konferansı. İlk defa İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı'nda görüldü. 2. Londra Konferansı. 3. Kardeşlerim Ankara Anlaşması. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra göreceğiz. Peki İtalya'nın arabuluculuk yapması sonucunda Mustafa Kemal de davet ediliyor. Ama Mustafa Kemal diyor ki bu konferanstan bir nane olmaz. Çünkü bu adamlar İstanbul hükümeti ve bizi davet etmekle bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. İngiltere'nin kafasındaki kurnazlık bu. Mustafa Kemal bu konferanstan bize fayda gelmez dediğinde Avrupa'daki basın yayın organları manşetten şu haberi veriyor. Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatıyorlar. Özellikle barbar millet diyorlar. Bunu duyan Mustafa Kemal hemen Dışişleri Bakanımız Bekir Sami Bey'i yanına çağırıyor. Bekir Sami Bey, hazırlan Londra'ya gidiyorsun. Bekir Sami Bey diyor ki efendim hani gitmiyorduk? Gideceksin Bekir Sami Bey. Türk milletinin bağımsız yaşama isteğini dünya kamuoyuna duyurmak için gideceksin. Misak-ı Milli'nin Türk milletinin temel düşüncesi olduğunu göstermek için gideceksin. Ve Türk milletinin gerçek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu hepsine göstereceksin.
Ha bir de şu propaganda yok mu? Türkler barışa yanaşmıyormuş da savaşı uzatıyorlarmış. Bu propagandayı manşetlerinde yapan gazeteleri bu adamların suratlarına çarpmak için gideceksin. Bekir Sami Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kardeşlerim Londra konferansına doğru harekete geçiyor. Tabii Bekir Sami Bey Londra konferansına gelecek. Kardeşlerim, özellikle anlaşma devletleri şunu unutmayın ki TBMM hükümetini Londra'ya çağırmakla onun varlığını artık ne yapmış, tanımış oldular. Tabii bizim amaçlarımız var. Bizim kardeşlerim isteklerimiz var. Gelin Milli Eğitim Bakanlığı kitabındaki bilgi notuna bakalım. Londra konferansı. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı kitabı çok güzel bir özet yapmış burada. İtilaf devletlerinden İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan konferansı toplama amaçları. Birinci Ölü Savaşı'nı Türk ordusunun kazanması, Fransızların Güneydoğu Anadolu'da büyük bir direnişle karşılaşması, İtalyanların Anadolu'nun paylaşımından memnun olmamaları, Yunan ordusunun toparlanması için vakit kazanmak istemeleri. Kardeşlerim, adamların toplama amacı bu. Tek istekleri var. Sevri, küçük değişikliklerle birlikte TBMM'ye kabul ettirmek. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmeden önce İstanbul hükümeti adına kim gelmiş? Tevfik Paşa. Tevfik Paşa. Bakalım neler yapacak. TBMM hükümeti adına Bekir Sami Bey geliyor. Peki biz neden katılıyoruz? Türk milletinin haklı davası Misak-ı Milli'yi dünya kamuoyuna duyurmak için. Türk milletinin yasal temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermek için Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatıyorlar diyerek yapılan propagandayı çürütmek için. Kardeşlerim, peki geldi Bekir Sami Bey katıldı. İngiltere'nin niyeti belli. İkisini birbirine düşürmek istedi. Sevr Anlaşması. 400 maddenin üzerinde maddeleri olan kardeşlerim koskoca kalın bir kitap. Tevfik Paşa'nın önüne koydu İngiltere. Buyurun Tevfik Bey, ufak tefek değişiklikler yaptık. İmzalayın dediğinde Tevfik Paşa şu sözü söyledi. Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi baş delegesine bırakıyorum dedi. Kardeşlerim, Tevfik Paşa bütün yükü üzerinden atmak istiyordu. Bu yüzden Bekir Sami Bey'e sözü bıraktı. Ama olsun, İngiltere'nin oyunu bozuldu bir anda. İngiltere ikisini birbirine düşüreceğini düşünürken bir anda kardeşlerim oyunu bozuluverdi. Bekir Sami Bey artık güç onun elindeydi. Ve İngiltere getirip Sevr'in metnini Bekir Sami Bey'in önüne koydu. Buyurun Bekir Sami Bey, söz hakkı sizdeymiş, imzalayın. Bekir Sami Bey şöyle göz ucuyla bakıverdi Sevr'e. Olmaz dedi. Bu Sevr'in aynısı, hiçbir değişiklik yok. İngiltere nasıl olur? Görmediniz herhalde. Asker sayınız 50.700 ile 50.701 yaptık deyince Bekir Sami Bey metni yırttı, parçaladı, İngiltere'nin suratına fırlattı. Kardeşlerim, bu delikanlılığı Bekir Sami Bey konferansta yapmış yapmasına ama konferans sonrasında İtilaf Devletleri'nin delegeleriyle otelde oturmuş ve devletlerin eşitliği prensibine uymayan Mustafa Kemal'den habersiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmadan esir mübadelesi anlaşmaları yapmaya kalkmış. Bunu duyan Mustafa Kemal, "Ne yapıyorsun sen Bekir Sami Bey? Derhal Ankara'ya geliyorsun." demiş. Ve ardından onu görevden alıp Moskova Büyükelçiliğine göndermiş. Mustafa Kemal'in cezası mı, ödülü mü acaba bu? Ali Fuat Paşa'yı da Gediz Muharebesi'nden sonra biliyorsunuz Moskova Büyükelçiliğine göndermişti. Zaten bizim ilk elçilik açtığımız devlet Sovyet Rusya, Moskova. Tek orası olduğu için kardeşlerim o dönemde sürekli yeniliyoruz elemanları. Kardeşlerim ve Dışişleri Bakanlığı'na Yusuf Kemal Tengirşek ne yapıldı getirildi Bekir Sami Bey'in yerine. Evet, Londra konferansı önemli bir konferans. Bu sene buradan bir soru gelebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var kardeşlerim. Peki Afganistan'la dostluk anlaşması. Tarihler 1 Mart 1921'i gösteriyor. Çok ilginç. Afgan heyeti Ankara'ya mı geldi? Hayır. Peki biz Kabil'e mi gittik? Afganistan'a mı uçtuk? Hayır. Moskova'da yaptık anlaşmayı. Biz Ruslarla görüşmek üzere Moskova'ya gitmiştik. Afgan heyetiyle karşılaşınca hazır bunlar da burada canım bir anlaşma yapalım diyerek Afganistan'la 1 Mart 1921'de dostluk anlaşmasını yaptık. Kardeşlerim, Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşek ve
Doktor Rıza Nur Bey tarafından imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Afganistan karşılıklı olarak birbirlerinin meşruluğunu tanımayı ve yardımlaşmayı kabul ettiler bu anlaşmayla. Aynı zamanda öğretmen, subay göndermeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kültürel yardım amacıyla bunu yapmayı da ne yaptı? Söyledi. Hala devam eden bir dostluğumuz vardır Afganistan'la kardeşlerim. 1 Mart 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Kardeşlerim, bu dönemin en önemli gelişmelerinden bir tanesi de İstiklal Marşı'dır. İsmet İnönü'nün bir önerisi var. Askeri galeyana getirecek, askere moral, motivasyon olacak bir marşa ihtiyaç var der. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Milli Eğitim Bakanımız Hamdullah Supi Tanrıöver'i yanına çağırır. Ve bu görevi Milli Eğitim Marif Bakanlığı'na verir. Özellikle kardeşlerim, yarışma düzenlenir. 700'ün üzerinde şiir katılır. Kazım Karabekir Paşalar bile yazmışlar. Mustafa Kemal katılan kişilerin listesini incelediğinde Mehmet Akif'in ismini göremez. Neden yok der. Mehmet Akif ki Çanakkale şiiriyle o dönemde askerimize moral motivasyon olmuş bir şahıstır. Neden yok? Bunun üzerine ikna etmeye çalışırlar. Ama işin ucunda bir ödül vardır ki ödülle İstiklal Marşı olmaz der Mehmet Akif. Kardeşlerim, zar zor ikna edilir ve yarışmaya katılır. Taceddin tergahında, Taceddin deryanın duvarlarında mısraları tırnaklarıyla kazıyarak başlar işe ve tamamlayıverir şiirini. Rabbim bir daha bize böyle bir marşı yazdırmayı nasip etmesin der. Safahat adlı eserine de koymaz kardeşlerim bu şiiri. Halkımındır bu der. Mehmet Akif yarışmayı kazanır. 500 liralık bir ödül alır ve ödülü Darül Mesai Vakfı'na bağışlar. Kardeşlerim, daha sonrasında tabi marş meclis içerisinde Hamdullah Supi Tanrıöver tarafından okunacaktır gözyaşlarıyla. Ali Rıfat Çağatay ilk bestesini yapmış, daha sonra bugünkü beste Osman Zeki Üngör tarafından yapılmıştır. Kardeşlerim, İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı gazete Açık Söz'dür. Dergi ise Mehmet Akif'in İslami dergisi olan Sebilür Reşat'tır. Resmi gazete olarak ise Hakimiyeti Milliye'de yayınlanacaktır. 1982 Anayasası'nda da ilk kez yer almıştır diyoruz. Geliyoruz sizlerle beraber Moskova Anlaşması'na. Kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya masaya oturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya'nın yakınlaşmasının acaba nedenleri neler? Milli Eğitim Bakanlığı kitabı birçok maddeyi burada ele almış. Ama biz tabii özetleyerek bunu ifade edelim. Mesela her iki tarafta kardeşlerim uluslararası yalnızlıktan kurtulmak istiyorlar. Her iki ülkenin de düşmanları ortak. Yani ortak düşmanlar karşısındalar. Aynı zamanda kardeşlerim tarafların yönetim anlayışlarını, sınırlarını karşılıklı güvence altına almak istemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı başarılar. Birinci Nönü Muharebesi'ni kazanmışız, Doğu Cephesi'nde Ermenilere göz açtırmamışız, Güney'de zaten Fransızlar doğru düzgün adım atamıyorlar. Bu başarılar da etkili. Mustafa Kemal'in diplomatik çabaları da var tabii ki. Aynı zamanda Sovyet Rusya. Kardeşlerim, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakçılığı benimsemesi, Sovyetlerin Anadolu'ya komünizmi yayma umudunu ortaya çıkartıyor. Bir de bizim Londra Konferansı'na davet edilmemiz tedirgin etmiş tabii Sovyet Rusya'yı. Ya Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri TBMM'yi kandırır ve sevri imzalatırsa o zaman ben biterim diye düşünüyor. Bu yüzden işte Rusya ile TBMM masaya oturuyorlar kardeşlerim. Ardından Moskova Anlaşması'nı yapıyorlar. Tarihler 16 Mart 1921'i göstermekte. Ali Fuat Paşa, Doktor Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşek. Dışişleri Bakanımız. Özellikle maddelerin yorumlarına dikkat etmemiz gerekir. Bakın bu sene Moskova Anlaşması'ndan da soru gelebilir. İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir senedi, diğeri de tanımayacaktır der. Burada yorum nedir? O zaman Sovyet Rusya Sevr'i tanımıyor.
Bir de dikkat ederseniz herhangi bir anlaşma ismini maddeye koymamışlar. Bu ne demektir? İlerleyen süreçte de iki devlet dış politikada birlikte hareket etmeye devam edecek demektir. Çok güzel yorumlar. Bu maddelerden kardeşlerim çıkabilir. Mesela Moskova Anlaşması'nda boğazlarla ilgili madde de yer alır. Rusya nerede? Boğazlar orada. Boğazlarla ilgili nasıl bir mesele açılsa hemen Rusya oraya damlayı veriyor. Boğazlar konusu Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta ele alınması kararlaştırılmış. Aynı zamanda Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacak denilmiş. O zaman Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk büyük devlet, ilk Avrupa devleti kimdir? Sovyet Rusya'dır. Kardeşlerim, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak. Dikkat edin, bu maddenin yorumu da önemli. Diyor ki, ben ne Çarlık Rusyasıyım diyor Rusya, sen de ne Osmanlısın. Biz artık tertemiz bir sayfa açtık diyor. Her iki ülkede de köklü bir rejim değişikliği yaşandığını neydir bu? Göstergesidir. Kardeşlerim çok güzel sorular dediğim gibi maddelerden yorumlayarak ne yapılabilir? Çıkartılabilir. Mesela Moskova Anlaşması'nın maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi her iki tarafta da köklü bir rejim değişikliği yaşandığının göstergesidir dese anında doğru cevap bakın bu madde olur. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusyası arasındaki anlaşmalar geçersiz. Veya Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk büyük Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Değil mi? Veya maddeyi verir mesela. Hangi madde? Birinci maddeyi düşünün. Değil mi? Ne diyordu? Kardeşlerim iki taraftan birinin tanımadığı bir senedi diğeri de tanımayacaktır. Yukarıdaki maddeye göre Sovyet Rusya aşağıdaki anlaşmalardan hangisini tanımaz diye sorar. Sevr. Veya maddeyi verir. Yukarıdaki maddeye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye sorar. Doğru cevap. İki devlet de dış politikada birlikte hareket etme sözünü ne yapmıştır? Vermiştir olur. Aynı zamanda kardeşlerim kapitülasyonları kaldırıyor Sovyet Rusya. Lozan'dan önce kapitülasyonları kaldıran ilk devlet kim diye sorar? Sovyet Rusya. Sonra da bize diyor ki Sovyet Rusya bak ben sana dört adım geldim diyor. Ben diyor bir kere Sevr'i tanımıyorum. Bir, ben Misak-ı Milli'yi kabul ediyorum. İki, ben kapitülasyonları kaldırıyorum. Üç, anlaşma da yok ama hani sana silah ve cephane yardım sözünü de veriyorum. Ben sana dört adım geldim. Sen de bana bir adım gel. Batum'u Gürcistan'a ver diyor. Bunun üzerine kardeşlerim biz Batum'u Gürcistan'a veriyoruz. Ve Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk taviz hangi anlaşmayla birlikte gerçekleşiyor? Moskova Anlaşması ile birlikte gerçekleşiyor. 16 Mart 1921. Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından yaşanan en önemli gelişmelerdi bunlar kardeşlerim. Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından yaşanan talim şifresini sizlerle uzun uzadıya ne yaptık? Açıverdik. Kardeşlerim, muharebeler döneminin birinci dersini burada sizlerle beraber bitirelim. İkinci dersimiz de İkinci İnönü Muharebesi, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve sizlerle Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.